hanımefendiler, beyefendiler, değerli misafirlerimiz. Hepinize İslam Tarihi Sanat ve Kültür Araştırma Merkezi İRSİK adına hoş geldiniz dedim. Ve bugünkü konuşmamızı takdim etmek üzere müsaadenizle değerli hatibimizin kısaca tercüme-i halini sunmak istiyorum. Gerçi dağıtılmıştır fakat hepimizin takdirle tanıdığı ve bu salonda değişik vesilelerle katkılarda bulunan değerli hocamız Profesör Kerim Sivri'nin Türk sanat hayatında Güzel Sanatlar Akademisi'nin ilk katıldığı günlerinden bugünkü durumuna kadar, yani Mimar Sinan Üniversitesi'ne dönüşmesine kadar kendisinin Türk sanatları sahasında büyük hizmetleri olduğunu biliyoruz. Bugün de o üniversitenin içinde yine bu sanatlara büyük ehemmiyet veyahut nisbi olarak başka yerlere nazaran daha büyük ehemmiyet veriyorsa o da hocamızın katkılarıyla olmaktadır. Bunu burada takdirle zikretmek isterim. Ve kendisi bugün bize birçoğumuzun bilmediği hususlara işaret edecekler. Ve kanaatimce bu önemli bir konuşmadır. Çünkü birçoğumuz Türk sanatlarının resmi devlet eğitim meselesindeki gördüğü ilginin derecesinin ne olduğunu bilmiyoruz. Bu hususta doğru yanlış bir takım bilgilerimiz var, intibalarımız var. Şimdi ikinci meşrutiyetten bu yana ve bilhassa kendi hocaları hakkında ki konuşmalarıyla bize bilmediğimiz birçok şeyi bildirecekler ve birçok yanlış bildiğimiz, az bildiğimiz şeyi tamamlayacaklardır. Ben konuşmayı ve takdimi fazla uzatmadan değerli hocamız Profesör Kerim Sivri konuşmasını yapmaya davet ediyorum. Buyurun efendim. Belediye İhsanoğlu'na beni takdim ederken lütfettikleri cemiliker sözler için teşekkür ederim. Ve hemen bir hususu belirlemek isterim. Çoğumuzun bilmediği değil, genellikle bilinen şeyleri belki tekrarlayacağım. Belki bu arada açıklama sayılabilecek birkaç sözüm olacak. Bir yerde kendimi konuşmak zorunda hissediyorum. Çünkü Mimar Sinan Üniversitesi ya da eski adıyla Güzel Sanatlar Akademisi mensubu olarak haklı ya da haksız biz genellikle birçokları tarafından pek çok defa suçlandık. Geleneksel Türk el sanatlarının akademide ihmal edildiği vebali bizim üzerimizde. İnanılır. Ben elime ererken, dilim dönerken bunları mümkün olduğu kadar açıklığa kavuşturmak istiyorum. Tabiatıyla meşrutiyet döneminden bu tarafa kısa bir tarihçi yapmak zorundayım. Ve bu arada rahmetli hocam Feyzullah'la ilgilendi, bahsedeceğim. O hale geldik artık. Kişilerle kurumların tarihlerini birbirinden soyutlamak, ayırmak her zaman kolay olmuyor. Bunlar zaman içerisinde birbirlerine karışıyorlar ve tekrar edeyim, o kelimeyi pek sevmem ama bunları birbirinden soyutlamak kolay olmuyor. Efendim, bunu rahmetli Rıfkı Melül Meriç de yayınladı. Sonra Doktor Filiz Çağman da yayınladı. Osmanlı döneminde mimarlık dahil bütün sanatların
Enderun'da öğretildiğini ve Enderun'un gerek sanat gerek devlet adamı yetiştirmedi. Osmanlıların kuruluş devrinden yaklaşık 2. Mahmut dönemine kadar pek çok sanatçı, siyasetçi, kumandan, devlet adamı yetiştirdiği hep bilinen bir gerçek. Ve Enderun'da Ehl-i Ref, ki bunun defterleri de yayınlanmıştır, Ehl-i Ref Teşkilat diye bir teşkilat var. Ve bu teşkilat, acemi olanlardan temayüz edenleri, sivrilenleri alıyor, eğitiyor, devlete ve millete her birini bir dalda sanatçı olarak, siyasetçi olarak yetiştiriyor. Ama 2. Mahmut dönemine kadar devam eden bu Enderun Mektebi Teşkilatı, 2. Mahmut döneminde nihayet eriyor. Avrupa'yı başka mektepler ikame edilmek suretiyle ihtiyaç giderilmeye çalışıyor. Ama bu arada ihmal edilen bir husus var. Güzel sanatlar gereksinimi. Güzel sanatlar gereksinimi. Ve güzel sanatlarda halkın ve sarayın ihtiyaçlarına cevap verecek kişilerin yetiştirilmesi bir süre ihmal ediliyor. Bu bir vaka. Bizim geleneksel sanatlarımız, hep kullandığım, beğendiğim, sevdiğim bir deyim vardır. Yazı ile yapı etrafında dolaşır. Yazı için hattat, yapı için de mimar lazım. Evet. Mimar gene yetişiyor. Özellikle o dönemlerde gayrimüslimler arasında, gayrimüslim derken söyleyeyim, Osmanlı gayrimüslimi, Tabai Osmani. Evet. Yani o zamanki deyimle Tabai Sadıka. Bunlar arasında mimarlık sanatında yetişenler oluyor. Ama hattat zaten öteden beri mektepte değil, hocadan alınan, öğrenilen bir zanaat. Ama onu giydiren kişiler bunlar da şeyden yetişiyor. Usta çırak usulüyle yetişiyor ama bir ihtiyaç da ortada. Bu ihtiyaç giderek ikinci meşrutiyetin ilk yıllarında Medresetül Hattatin adı altında bir mektep kuruluşu ile giderilmeye çalışıyor. Bu Medresetül Hattatin 1910-12 filandır kuruluşu hatırladığım kadarıyla Cumhuriyet dönemine kadar faaliyetini sürdürüyor. Ve Cumhuriyet döneminde medreseler kapatılınca mektebin adı da Şark Tezyini Sanatlar Mektebi'ne çevriliyor. Şark Tezyini Sanatlar Mektebi binası halen yazma eserleri derleme merkezi olarak kullanılıyor. İran Sefareti'nin arkasındaki dar yokuşa saparken Milli Eğitim Müdürlüğü karşısında köşede önde bir küçük haziresi olan bir binadır. Mehmet Tahir Ağa'nın yaptığı bir Sibyan Mektebi binasıdır. Bu mektep faaliyetini orada sürdürüyor. Şark Tezyini Sanatlar Mektebi adı altında. Ve Cumhuriyet'in kuruluşu 1923. Cumhuriyet'in kuruluşundan 10 sene sonra 10. yılda Ankara'da bir el sanatları sergisi açılıyor. Ve bu Şark Tezyini Sanatlar Mektebi hocaları da bu sergiye iştirak ediyordur. 31 Ekim 1933 günü, tarihi yanlış hatırlamıyorum sanıyorum, 31 Ekim 1933 günü sergiyi ziyaret eden Atatürk, daha vakit Gazi Mustafa Kemal, eserleri inceliyor, hocaları iltifatlarda bulunuyor ve etnografi müzesini gösteriyor. Sergi şimdi Ankara'da opera olarak kullanılan o zamanki Ankara'nın sergi salonunda açıldı. Etnografi müzesini işaret ediyor. Oraya buradan gidilir diyor. Ve hocalara da hepiniz yerinize birer adam yetiştireceksiniz. En azından birer adam yetiştireceksiniz diyor. Bu o dönemde bir direktif. Eski sanatların kaybolmaması için en yukarıdan, zirveden gelen bir talimattı. Şimdi yeri değil ama Atatürk hakkında
Atatürk'ün eski sanatlarımıza ilgisi hakkında bir başka davranışını da burada söylemek istiyorum. Çanakkale muharebelerinin en civcivli olduğu bir zamanda Atatürk siperleri geziyor ve Hattat Macit Ayral'ı görüyor. Hattat Macit Ayral hasta olacak siperde oturmuş, diviti kağıdı çıkarmış, yazılar yazıyor ve siperin içine de asıyor. Nedir bunlar diyor. Benim yazdıklarım diyor. Sen kimsin? Ben Hattat'ım diyor. Atatürk Macit Ayral'ın deris emrini o gün biliyor. Onu korumak, oradan kurtarmak lazım geldiğini, bir sanatçı ibadet etmek lazım geldiğini, örneğini o gün veriyor. Efendim, Atatürk'ün talimatları üzerine Güzel Sanatlar Akademisi bünyesinde Türk Süsleme Bölümü adı altında bir bölüm açılması 1933'ten 36'ya kadar geçen 3 yıl içerisinde fikir olarak gelişiyor ve nihayet bu birleşme mümkün oluyor. Bu birleşme mümkün oluyor. Ve Güzel Sanatlar Akademisi bünyesi içerisinde Güzel Sanatlar Akademisi Şark Tezyin Sanatlar Şubesi adı altında bir bölüm açılıyor. Açılıyor ama sene 1936. Türkiye'de yeni yetişen bir sanatçı kuşağın bütün sanat hareketlerine ve hayatına hakim olmak çabasını sürdürdükleri devrimlerin taptaze olduğu bir dönemde akademi bu yeni uzvu kabulle, hadi başka kelime aramayalım, güçlük çekiyor, hazmedemiyor diyelim. Çünkü bir tarafta resim, heykel, yeni kurulmuş Garp Süsleme Bölümü, bugün Dekoratif Sanatlar Bölümü, Güzel Sanatlar Fakültesinin üyesini teşkil eden bütün bölümler, bunların yanında Şark Tezyin Sanatlar Bölümü. Bir tarafta kıpır kıpır gençler, bir tarafta kemal yaşını idrak etmiş hocalar. Bir tarafta devrimlerin reddettiği, arkayı döndüğü eski sanatlar, bir tarafta batıdan kaynaklanan, örneklerden yararlanan, yeni Türk sanatını kurmak iddiasında olan ya da çabası olan bir kuşak. Şimdi bunların kaynaşamayacaklarını, bağdaşamayacaklarını efendim bir yerde kabul etmek lazım. Ama bu tereddütler nasıl giderilir? Bu tereddütler nasıl atılır? Akademi yönetiminin de o dönemde büyük sıkıntıları olduğunu tahmin ediyorum. Şark Tezgin Sanatlar Mektebi yahut Türk Süsleme Bölümünü önce alıyorlar. O esnada henüz akademiye tahsis edilmiş olan Dolmabahçe Sarayı Veliaht Dairesi'nde iskan ediyorlar. Bugün resim heykel müzesi olarak kullanılan yer. Fakat orası da belli bir amaçla, belli bir maksatla akademiye tahsis edilmiş bir mekan. Ve öğrencilerin atölye mesaisini orada, nazari dersleri veren tarafta takip etmeleri de büyük bir imkansızlık getiriyor. Bu defa ev kaftan, yani genç yaralısın diye tercümesini yapayım, Vakıflar Genel Müdürlüğü'nden akademi binalarının önünde olup halen Anıtlar Yüksek Kurulu binası olarak kullanılan Zevki Hatun Sübyan Mektebi kiralanıyor. Şimdi bir Sübyan Mektebi'ne intikal ediyor Türk Süsleme Bölümü. Ve o tek mekanlı bir binadır zaten. Altta çeşme haznesi, üstte merdivenlerden çıkınca şimdi büro olarak kullanılıyor. Karşıda tuvaletler, büyük salona geçilir. Salon, ocak kısmından iki mermer sütunla ayrılmış bir büyük salondur. Türk Süsleme Bölümü'ne, sonraları Türk Süsleme Bölümü olarak adlandırılan bölüme, orası tahsis ediliyor ama yetmiyor. Bunun üzerine hemen onun karşısında bulunan ve 1957'de istimlak edilen Pavlu içerisindeki yarı kaygır binanın bir kısmı tahsis ediliyor. Binaya girince solda iç içe geçen iki oda Feyzullah Dayıgil Merhum'un
atölyesi, onun cami mekanında bölünmüş bir şeysi. Feyzullah Deygin'in başına her gün tokmaklamak zorundaymış gibi, orada altın döver rahmetli Hüseyin Hoca, efendim, sabah başlar akşama kadar altın döver. Onun üstündeki oda, hep rahmetlilerden bahsediyorum, Vasıf Hoca'nın odası, arkadaki oda, Süheyl Bey Hoca'nın odası, büyük salonda Necmettin Hoca'nın, Necmettin Hoca'nın, sonra Sacit'le beraber çalıştıkları cilt ve ebru atölyesi. Mektep bu mekan içerisine yerleşiyor. Bir hatıra olarak söylüyorum. 20 Temmuz 1936 Pazartesi, Güzel Sanatlar Akademisi, Şark Tezgin Sanatlar Şubesi, Muallimler Meclisi, 1. İçtima Tutanağı. Bunun fotokopisini veririm size. Ruzname. 1. Güzel Sanatlar Akademisi, Şark Tezgin Sanatlar Şubesi, Muallimler Meclisi, Badem Ağa. Pazartesi, Perşembe günleri saat 1'de içtimaları nakledir. Bundan böyle, Pazartesi, Perşembe günleri toplantılarını yapar saat 1'de. 2. Her içtimada, yani her toplantıda, müteakip içtimalarda konuşulacak ruzname tespit edilir, gündem tespit edilir. Muallimler o mevzu hakkında hazırlanmak üzere not alırlar. 3. İçtimaların katipliğini muallim Feyzi ifade eder. 4. İçtimada tespit edilen mevat, maddeler, katip tarafından temize çekilir ve müteakip içtimada okunarak tasvibe arz edilir ve kabul edilen şekli aynen daktilografi ettirilir. 5. Meclis azaları ruzname hakkındaki fikirlerini veyahut alel iddak herhangi bir mesele değil o da, medele. O da mesele değil, medele. Meselenin Osmanlıcası. Hakkındaki fikirlerini bir takrirle meclise arz edenler. Bunun altındaki imzalar. Başkan, Güzel Sanatlar Akademisi Direktörü Burhan Toprak, Yusuf Bey, Kamil Akdik, İsmail Hakkı Altınbezer, İsmail Sanver, Bahattin Tokatlıoğlu, Necmettin Okyay, Feyzullah Dayıgil. Evet, mektep kurulmuştur. Güzel Sanatlar Akademisi bünyesi içerisinde geleneksel Türk El Sanatları diye bugün adlandırdığımız bölüm kurulmuştur. Öğrencisi de var. Öğrencisi de var. Ve o esnada kabul edilen ekteki yönetmeliğe göre de mektebe girmek için orta tahsil dahi aranmıyor. İmtihan ediliyor, imtihanla alınıyor, kabiliyeti görülenler imtihanla alınıyor ve bazıları için süre sınırlı, bazıları için de sınırsız olmak üzere öğretim başlıyor. Öğretim başlıyor ve öğretim kuramsal, yani nazari ve ameli olmak üzere kısımdan ibaret bulunuyor ve bir dalı esas sanat dalı olarak seçen öğrenciler bir diğer dalı da yardımcı sanat dalı olarak seçmek zorundadır. Ve hangisi hangisinin yardımcısı olur? Kısaca söyleyeyim. Daha doğrusu o esnada bölümde mevcut olan uzmanlık dallarını söyleyeyim. Bu kadar kişiyi de gerçekleştirmeye çalıştıkları öğretimin uzmanlık dallarını söyleyeyim. 1. Tesip. 2. Tezyini Arap yazısı. 3. Türk ciltçiliği. 4. Türk cilt kalıpları imali, ebru ve ahar. 5. Türk minyatürü. 6. Türk tezyinatı ve Çinli nakışları. 7. Kıymetli taşlar üzerinde hak. 8. Altın varak imali. 9. Halı nakışları. 10. Sedef kapmacılığı. 11. Lake. Ve bunlardan birini esas sanat olarak seçen öğrenciler bir diğerini yakınını yardımcı sanat dalı olarak seçmek durumundalar. Ve bu usulde öğretim başlıyor ve devam ediyor. Tabiatıyla
bunların hepsinin uygulandığını söylemek mümkün değil. Mesela ben 1941'de akademiye girdiğim vakit programlarda Türk halı nakışları dersi vardı. Emirizade Kemal Bey'in adı da vardı. Fakat ben ne Emirizade Kemal Bey'i görebildim, ne dersler verilebildi. Fiilen uygulanan dersler, tesip, yazı, minyatür, cilt, ebru. İsmail Ümlü Bey'in öğrencisi yoktu. Hakkak, efendim. Vasıf Hoca, ben meclise dahil olmadan o Hakk'a yürümüştü. Efendim, Kamil Aktik keza benden evvel kaybolmuş. Rahmeti Hakk'a intikal etmişti. Efendim, ve Altınbarak İmali vardı ve Feyzullah'la ilgili vardı. Şimdi aradan 45 sene geçtikten sonra o zamanın eğitimini eleştirmek baba yiğitlik değil. Baba yiğitlik bunu o zaman söyleyebilmekti. Ve gerçek şu ki, rayında, yolunda giden bir öğretim yapılmadı. Ben kendimden örnek vereyim. Bir müddet devam ettikten sonra gel bakalım evladım dediler. Bu kadar zamandır geri gidiyorsun, sen de bu işe başla. Bir murakka geldiler. Bir de kalıp verdiler. Kalıbı karbonla silttik. Şimdi bunu bir kalemle geç de sonra da tesibini yaparsın dediler. Ben tesibi öyle başladım. Ama orada gördüğüm motifleri tanımıyordum. Ve bunun için de çizdiğimle bana verilen örnek arasında bir irtibat kurmak çok zor oldu. Ama ikinci sene açılan, akademinin kuruluşunun 60. yıl dönümü sergisinde haşa benim 3 tane eserim sergilendi. Ama ben bir desen çizmeyi bilmiyordum. Desenler de zaten klasik Türk desenlerine uymuyordu. Klasik Türk desenlerine uymuyordu. Ama sonra daha öğretim yürüyordu. Allah da beni affetsin, Süheyl Bey Hoca da başlasın. Minyatür dersleri vardı. Haftada bir gün akademide, bir gün Topkapı Sarayı'nda yapılırdı. Ama minyatür öğrenen yoktu. Minyatür kopya etmesini öğretiyordu bildirdi. En iyilerinden biri benim eşim. Ama minyatür kopya etmeyi öğretiyordu. Kopya, adama belli bir teknik verir. Çalışmaların bir safhasında nasıl ressamlar kopya yapmayı icbar ediliyorsa, nasıl hattatlar hocalarının yazdığına bakarak yazmaya çalışıyorlarsa minyatürde de kopya adama belli bir teknik verir ama başka bir şey vermez. Yürümüyordu. Bunları bize söyleyen de yoktu. Bunun ne olması lazım geldiğini bilenler vardı aramızda. Rahmetli Feyzi Bey gibi, rahmetli Necmettin Hoca gibi bunun alasını bilenler vardı. Ama onlar eleştirilerini belki aralarında yapıyorlardı. Bize intikal etmiyordu. Ama herkes hatır gönül gözetmiyor. O akademi sergisinin açılışının müteakip günlerde Temmuz 1943'ün ilk pazarı olacak. Cumhuriyet Gazetesi'nde Zarif Ongun imzasıyla bir yazı yayınlandı. Yazı o gün çıktı ama gürültüsü ertesi gün çıktı. Mektepte o tek mekandı geleneksel Türk El Sanatları bölümünde o Zevki Hatun Şube Mektebi binasında ertesi gün bombalar patladı. Rahmetli İsmail Hakkı Bey bir tarafta, Necmettin Hoca bir tarafta, Rikkat Hanım henüz öğrenci, öğrencilikte öte bir sıfatı yok. Muhsin Bey henüz akademiye tayini çıkmamış. Galatasaray ilk kısmında hoca, haftada iki gün mektebe ders vermeye geliyor. Feyzi Bey, mektebin hocası. Efendim, orada kıyametler koptu. Hoca rahmetli sakalını avuçlamış. Hafız bunları efendim, o Zarif bilmez. Bunları aramızdan ona söyleyenler var. Aramızda yılan besliyormuşuz diye. Bu dargınlık bir müddet devam etti. Devam etti ama değişen bir şey olmadı. Çünkü hocaların ağırlıkları vardı. Yazıda akademide Türk Süsleme bölümünde yapılan öğretimin
Kur'an'lara, kaidelere uymayan dejenere bir sanatın öğretimi yapıldığını söylüyordu. Özet olarak bunu söyleyeyim size. Sanatı mı denk ediyor yoksa öğretimi de mi denk ediyor? Sanatı ve onu öğretenleri denk ediyordu. Açıklık getirdim, teşekkür ederim sorduğunuz için. Rahmetli Rikkat, Rikkat Kunt, Tesip ve Ben diye vefatından bir süre önce yayınladığı makalesinde bunu şöyle izah eder. Dayımın yerine Burhan Toprak Müdürü tayin etmişti. Böylece tesip çalışmalarına başladım ama gene bir tatminsizlik vardı. Çünkü hoca desen getiriyor, biz işçiliğini yapıyorduk. Ben istiyordum ki kendim bir şeyler çizeyim, yapayım. Mesela desen çizip götürüyorum, gösteriyordum. Hocam, bunda bazı hatalar var. Ben sana başka desen çizer getiririm, onu işlersin diyor. Hakkı bir hoca desen tavsiye etmiyordu. Hocalık ayrı, sanatkarlık ayrı. Hakkı Bey büyük sanatkardı fakat hoca değildi. Hoca olmak için o talebenin seviyesine inmek şarttı. Bunlar o kadar büyük sanatkarlar ki artık geriye dönemiyorlar. Önce altın ezbesi öğrettiler. Evet, Rikkat Hanım'ın teşhisi bu. Buna tabiatıyla tamamen katılıyorum. Ve bu neden nedir ki bundan 10 sene evvel geleneksel Türk El Sanatları bölümünü yeniden kurduktan sonra başta hocam, o da rahmetli oldu, Muhsin Demirhan'ın, o dahi bütün arkadaşlarıma öğrenciye desen vermeyeceksiniz. Öğrenci desen çizmeyi kendi öğrenecek. Motiften başlayacak, kompozisyona gidecek. Ama desen çizmeyi bemal kendi öğrenecek. Şimdi burada bir ara veriyorum. Feyzullah'la ilgili gidiyorum. Konuşmanın bir kısmı da ona ait. Kimdi Feyzullah Dayıgil? Feyzullah Dayıgil baba tarafından akrabaları olurdu. Ama sanıyorum babasının annesi tarafından akraba oluyor ki anne tarafına dayı denir değil mi? Anne tarafına dayı denir. Annesine de hala derdim. Akrabanı bilmiyor musun diyeceksiniz, bu ayıp bir şey. Ama geniş ailelerde böyle şeyler oluyor. Biz bunun bilincine varıncaya kadar da bunları sorup öğrenecek adam kalmadı etrafta. Belki onların da aceleleri vardı diye eleştireceğim şimdi. Bunları sorup sağlıklı biçimde saptayacak kimse de kalmadı etrafta. Feyzullah Dayıgil doğma büyüme Fındıklı'dır. Ve annesinden müteahhit defalar dinlemişimdir. Çırağan Sarayı'nın yandığı gece doğmuştur. Hemen tarihini söyleyeyim. 19 Ocak 1910. Ve yaratılıştan hasta bünyeli. Korkunç krizler halinde tecelli eden hiçbir vakit üzerinden uzaklaşmayan bir astım. Bütün vücudunu sarmış, zaman zaman rejime, reelsizlikler filan halinde ona çok ıstırap veren bir ekzema ve son yıllarda da tüberküloza müptela oldu. Ve 39 yaşında aramızdan ayrıldı. 21 Aralık 1949 tarihinde. Feyzullah Dayıgil doğduğu seneler, yetiştiği seneler, Balkan Harbi, arkadan Birinci Dünya Harbi ve babası tersanede çalışıyor. Feyzullah Dayıgil'i okutmak istiyorlar. Alman mektebine veriyorlar. 2 sene kadar Alman mektebine ya da 3 sene kadar Alman mektebine gidiyor. Birinci Dünya Harbi felaketine dişelenip Almanlar Türkiye'yi terk ederlerken hocası aileyi çağırıyor, bu çocuğu okutun diyor. Bu çocukta büyük bir kabiliyeti var, çok zeki bir çocuk, ziyan olmasın diyor. Ama onu hocamda tavsiyesi üzerine bu defa Fındıklı Orta Okulu'na veriyorlar. Sonra
Kabataş Lisesi'ne gidiyor. İlk kısmı Kabataş Lisesi'nde okuyor. Ondan sonra da Kabataş Lisesi 7. sınıfa kadar okuduktan sonra oradan ayrılıyor. Ve bütün bunları, vesikaları da 1. Fındık yangında yanmıştır. Ondan sonra Ticaret Lisesi'ne gidiyor. Ve Feyzullah Dayıgil Ticaret Lisesi'nin ticaret mektebalisine devam ederken bir taraftan da her gün gelip geçtiği o Cahiloğlu'ndaki Şark Dizisi'nin Sanatlar Mektebi'ni görüyor. En erken çocukluk hatıralarım arasındadır. O yangınlardan kurtardıkları eşyalar arasında, oymalar, yani bir yetişmekte olan çocuğun uğraşabileceği güzel sanatlara müteallik ne varsa onlarla uğraştığının belgeleri dağıtımda olan Şark Dizisi'nin Sanatlar Mektebi'ni görüyor, orayla da ilgileniyor. Ve Şark Dizisi'nin Sanatlar Mektebi'ni 1935'te bitiriyor. 1937'de Rikkat Hanım akademiye geldiği vakit Feyzi Bey'de yeni atanmış Türk Çinceliği dersleri hocası. Feyzi Bey sağlık durumunu nakletti. Hiçbir şey yapmaya muktedir olan bir insan değildi. Sağlık nedeniyle hiçbir şey yapmıyor. Tasavvur buyurun, Allah kimseye vermesin. Bir astım hastası nefesini tutar da desen tahrir çeker mi? Yahut zemin boyar mı? Ama Türk Süsleme Bölümünün, o adıyla söylüyorum, Türk Süsleme Bölümünün Necmettin Okya ile beraber ikisi aklı ve vicdanlı idiler diyebilirim. İkisi doğruyu söylemeye, doğru yolu göstermeye, yanlış yapanları ikaz etmeye, hata edeni uyarmaya bin tarafıyla görevlendirilmiş akıl ve vicdan derasını ellerinde tutan kişilerdi. Rikkat Hanım da buna değinir. Feyzi der, hiçbir şey yapmaya muktedir olmayan bir yaratılışlıydı. Ama azimliydi, sabırlıydı, meraklıydı, hevesliydi. Ve bu genç hocayla yeni öğrenci birleşirler. 2 senelik bir çalışmadan sonra İstanbul Çinlerinde Lale Makalesi yayınlanır. 1939 senesi Vakıflar Dergisi'nin 1. ve 2. cildinde. İstanbul Çinlerinde mevcut, cami ve türbelerde ve Topkapı Sarayı Çinlerinde mevcut 350 küsur lali toplarlar yayınlandı. Bunun çizimi tamamen Rikkat Hanım'a aittir. Fakat makale Feyzi Bey ile müşterek eserleridir. Ve Feyzi Bey Esip'te, Miyedür'de, Halkari'de, Çin'de desenden başka bir şeye inancı olmayan bir adamdı. Bunu böyle söyleyelim. Desenden başka bir şeye inanmazdı. Desenden başka bir şey aramazdı. İşçilik, gerisi onun için işçilikti. İster tesip yapın, ister miyedür. O yalnız desen arardı. Galiba ben de ondan arızmışım. Evet. Başka bir şey aramıyorum. Ama benden konuşmuyoruz şimdi. Feyzi Bey'den ve Türk Üstleri bölümünden konuşuyoruz. Zarif Ongun'un ikazlarına İçte kopan fırtınalara rağmen Türk Süsleme Bölümünde öğretim gene eskiden olduğu gibi devam etti. Ta ki 1944 Temmuz'unda Hakkı Bey, rahmetli Tuğra Keşi İsmail Hakkı Bey ve arkadan da Necmettin Okyay emekli olacaklar. Necmettin Hoca'nın bunda dahil yoktu. Esas patron Hakkı Bey'di. Ondan çekilen bizler değil. Necmettin Hoca da ondan çekilirdi. Ondan herkes çekinirdi. Güçlü bir kişiliği vardı. Sonra onun etrafındakiler hepsi, biz yeni yetmeleri bir tarafa bırakın, onun etrafındakiler hepsi onu Divan-ı Hümayet Urakeş'i evveli biliyorlardı ve hepsi Osmanlı devrinin son, Osmanlı döneminin efendim hiyerarşisi içerisinde efendim onun saygın kişiliği ve mevki itibariyle saygın bir yerde buluyorlardı. Ona itiraz etmek de bir yerde hadlerini aşıyordu. Bu teşhisime sanıyorum Uğur Derman Üstadımız da katılırlar. Ondan sonradır ki,
Ondan sonradır ki Muhsin Demiralı Hoca bize desen dersleri var, vermeye başladı. Desen nedir? Onu anlattı. Örnekler nereden kaynaklanacak, hangi örneklerden yararlanacağız onu anlattı. Rumi, bulut, çiçek, bahar dalları, bütün bunların kompozisyonda yeri nedir? Bunları anlattı. Efendim, pahta nedir? Kartuş nedir sanat tarihçilerin dediği gibi? Şemse nedir? Bunları anlattı. Anlattı. Ama Feyzullah Dayı gibi Rikat Hanım, bıyık altından gülüyorlardı. Vaktinde aklı neredeymiş diye. Geçti ama onun da hocaya olan saygısı, doğruyu söylemesine engel teşkil ediyordu bir yerde. Ve 1946'da Rikat Hanım, Güzel Sanatlar Akademisi Müdürlüğü tarafından asıl ihtisas yeri olan Türk Süsleme Bölümü şeye desendir, Tesip Valiliğine tayin edildi. Muhsin Demiralat Hoca zaten Galatasaray Lisesi orta kısmından ilgiyi kesmiş, akademide görevlendirilmişti. Ve diyebilirim ki Türk Süsleme Bölümü öğretimi, Türk Süsleme Bölümündeki öğretim o surette ve o tarihte rayına oturmuştur. Ve bunun arkası talihsiz yıllar. Hadi ben tayinimi talihsizlik saymıyorum. Ama ben 49'da tayin oldum. Ben tayin olduktan 3 ay sonra Feyzullah'la ilgili vefat etti. Öğrenciliğim esnasında mezun olsa da çocuğu asistan alsak diye benim aklıma koymuşlardı. Ve bunu yüzüme karşı söylerlerdi. Ve öğrencilik yıllarım ilk 1-2 yıl müstesna asistan gibi geçmiştir. Yardımcı olmaya çalışmışımdır hocalarıma. Ama bir hocayla beraber çalışmam lazımdı benim. Feyzullah Dayıgil'in vefatı bunu engelledi. O esnada Hüseyin Tarzade gelmişti. Hüseyin Tahirzade bölüm başkanı olmuştu. Hüseyin Tahirzade yetişkin, güçlü bir sanatçıydı. Bütün eleştirilere rağmen bunu ortaya koyalım ve söyleyelim. Ve Hüseyin Tahirzade'den aldığım bir öğüdü, yahut ortaya söylediği bir öğüdü, onu da burada söyleyeyim de gençlerin kulağında olsun. Olacak kişinin şahsiyeti olacak. Psikolog olacak. Kendisini sevdirip saydıracak. Öğretmek usullerini bilecek. Ve tabii kendisiyle ilgili olacak. Şimdi benim bir takım yardımcılarım var. Tam da bunlara uyuyorlar. Neyse, o da bir tarafa. Güzel Sanatlar Akademisi, Türk Süsleme Bölümü, 1954 senesine kadar, demin saydığım minvali üzere öğretimini sürdürdü. Tabiatıyla miadı dolan, hakkın davetini icabet eden, ayrılan hocalar oldu. Yerlerine genç elemanlar da alındı. Ama genç eleman dediğim vakit, Halim Hoca'yı düşündüm genç derken. Daha genci de aklıma gelmiyor benden başka. Mihriban Sözel bir ara devam etti. Sonra Süheybi Hoca'nın infial edip istifa etmesi üzerine o da ayrıldı gitti. Talebe arasında da bir takım hoşnutsuzluklar vardı. Talebeler yüksek mektep mezunu olmak istiyorlardı. Her dalda Güzel Sanatlar Akademisi yüksek kısmından mezun veriyordu. Ama Türk Süsleme Bölümü yüksek kısım mezunu verdi. Biz tuttuk 56'da bir öğretim yönetmeliği değişikliğiyle buna tek çözüm olarak Türk Süsleme Bölümü ile Garp Süsleme Bölümü birleştirdik.
Bu defa Türk Süsleme Bölümü için gelip imtihanlara girenler aynı şartlarla mektebe girdikleri için galeriyi geçtikten sonra Garp Süsleme Bölümünün diğer uzmanlık dallarına gidiyorlardı. Ve bölüm bu surette bizim ihtiyarımız dışında giderek öğrencisiz kaldı. Ve biz Türk Süsleme Bölümünü bilerek kaynaklarını kurutarak kapatmak durumunda ilan edildik. Kapatmış kişiler ilan edildik. Rikkat Hanım Hoca 1964'te emekliliği 68. 68'de emekli olduğu vakit bölümün aslı öğrencisi kalmamıştı. Bölümün aslı öğrencisi kalmamıştı. Bazı misafir öğrencilere ders veriyordu. Muhsin Demiranat ondan 2 sene evvel Yıldız Porselen Fabrikası müdürlüğü görevine intikal etmişti. Ben hep bir ayağı dışarıda bir adamdım. Bölüm öğrenci rağbeti dediği gibi en faal elemanları da ayrılınca kapatılmış gibi oldu. Ve demin söylediğim gibi biz bölümü kapatmış gibi olduk. Ve bölümün yeniden ihya edilmesi, çalışmaları size şaka gelmesin. Yaklaşık 10 sene sürdü. Ta ki 1976'ya kadar. 1976'da Güzel Sanatlar Gülüpsi bünyesinde geleneksel Türk El Sanatları bölümünü yeniden kurabildik. Ve ilk öğrencileri de akademinin diğer bölümlerinden mezun olanlar arasından arzu edenleri birinci devre öğretiminden muaf saymak suretiyle aldık. 3 senelik bir öğretime tabi tuttuk ve öğretime bu surette başladık. Efendim kadroda rahmetli Muhsin Hoca, ben, Emin Hoca, cilt için İslam Seçeni, teslim için Dündar Tahsin Aykut Alpı, Miyedül için şimdi Topkapı Sarayı'nda dersler veriyor. Cahide Hanım'ı rica ettik. Filiz Hanım'ı rica ettik. Bir süre geldi de geleneksel Türk El Sanatları tarihi versin diye. Evet. Biz Çam. İlk dönemde bölüm başkanlığında rahmetli Emin Barın yaptı. Mahmut Hoca'yı hat için davet ettik. Muammer Hoca'yı eski yazı dersleri versin diye rica ettik. Muammer Gülker'i. Evet. Bu defa uyguladığımız programda demin de bir vesileyle söyledim. Öğrenci kendi desenini behemal kendisi çizecektir. Bir. İki. Bütün öğrenciler eski Türkçeyi öğreneceklerdir. Bütün öğrencilere Türk desenleri dersi mecburidir. Bütün öğrencilere Türk desenleri dersleri mecburidir. Ve sanıyorum bu model 2547 sayılı kanun birçok yüksek öğretim kurumlarını üniversiteleştirip onlar bünyelerinde Güzel Sanatlar Fakülteleri ve o fakülteler içerisinde geleneksel Türk El Sanatları bölümleri açarken de bir model, bir örnek oldu. Şimdi bilmiyorum akademinin geleneksel Türk El Sanatları'na bir kastı olmadığını izah edebildim mi? Bilmiyorum geleneksel Türk El Sanatları öğretimini Medrese-tül Hattatiye'nin kuruluşundan bu tarafa kısaca açıklayabildim mi? Ve bilmiyorum. Bugün yapılan öğretimin rayına oturmuş olduğu konusunda sizlere bir güvence verebildim. Şimdi sorularınızı sorun. Ben onları cevaplamaya çalışayım. Bu kısa tarihçi konuşmasını bu surette beraber tamam.
çok çok teşekkür ederim. Değerli hocamız Profesör Kerim Sivri'ye bu açıklayıcı konuşması için. Ve hakikaten şimdi birçoğumuzun zihninde tablonun ana hatları çizilmiş bulunuyor. Fakat eminim ki bu tabloda göremediğimiz bazı şeyler var, yani merak ettiğimiz bazı şeyler vardır. Onun için kendilerinin de bu güzel konuşmayı bitirirken bağladıkları şekilde ben de tekrar açayım. Bu konuşma bir takım sorular gerektiriyor ki temas edemedikleri, etmedikleri yahut tarihi mertebede gördükleri bir takım şeyleri söylemişlerdir. Onun için soruyu açıyorum. Sorulara soru sormak isteyenlere buyursunlar efendim. Buyurun Hasan Bey.